Evet arkadaşlar, bugünkü durağımız, daha doğrusu gideceğimiz yer Pierre Loti Cafe. Oraya gitmenin 3 tane yolu var Eyüp Sultan'dan. Bir tanesinden Eyüp Sultan iskelesi, Üsküdar'dan gelip son durak Eyüp Sultan olan iskele. Buradan döndükten sonra iskeleden çıkış yapıp tramvay geçtikten sonra sağ yapıyorsunuz. Karşı tarafa doğru dümdüz gidiyorsun. Diğer ikinci seçenek Eyüp Sultan Teleferik İstasyonu durağı var. Eminönü'nden kalkıp Ali Bekir Cep Otogarı'na giden tramvayın durağı Eyüp Sultan Teleferik İstasyonu. Burada indikten sonra tam karşıda teleferik. Oradan yukarıya. Üçüncü seçenek otobüs. Eminönü'nden gelip Ali Beyköy'e giden, Yeşilpınar'a giden otobüsler. Burada teleferik durağı var. Burada otobüsten inip hemen karşıda teleferiğe geçiş yapılabilir. Tam teleferik istasyonu altında 86 V'ler var. Vezdecilere giden otobüsler. Son durağı burası. Buradan teleferik kalktı gidiyor. Diğer bir seçenek yaya olarak. Geldiniz buraya, teleferiğe binmek istemiyorsunuz. Hemen bu mezarlıkların oradan yayaların çıkabileceği merdivenler mevcut. Yukarıya doğru. Mezarlıkların içinden çıkıyorsunuz buradan. Veya ileriki yerlerden yukarıya kadar çıkabilirsiniz. Hemen burada teleferik istasyonu. Biz hangisini deneyeceğiz? Biz teleferiği deneyeceğiz. Bakalım, kalabalık değilse şimdi teleferiğe doğru gidelim. Eyüp teleferik istasyonuna geldik ama yine her zamanki gibi kalabalık. Buradan başlıyor. Kuyruk devam ediyor. Nasıl yapsak bilmiyorum yani. Teleferikle de çıkmak istiyorum ama. Bir bakalım. Teleferiğe binerken tekrar açarım. Teleferiğe çıkış. Teleferikten çıkış çok yoğunluk var. Yüzlerce metre insan. Buradan çıkacağız mecburen. Mezarlıkların içinden yukarıya doğru devam edeceğiz. Nereden gidelim? Buradan gidelim bakalım. Artık yukarı çıkınca haber. Bu ne ya? Buradan yukarıya. Mezarlıkların içinden dümdüz yukarıya çıkalım bakalım. Çıkınca tekrar açarım arkadaşlar. Mezarlıkların içinden sonunda ana caddeye çıktık. Dümdüz yukarıya teleferik. Nefes nefese kaldım. Bu yolun sonu Pierre Loti Cafe. Teleferiğin oradaki mezarlık girişi açık. Ama diğer taraftaki kapatılmış. Mühim birisi gelmiş Eyüp Sultan'a herhalde. Maalesef mühim birisi gelince her taraf kapatılıyor. Zirveye çıkınca tekrar açacağım. Yürümeye devam. Yolda gördüğümüz manzaralar müthiş. İstanbul ayaklarının altında. Burada küçük adacıklar var aşağıda, denizin üstünde, Haliç'in üstünde. Buradan tekrar yoldan devam. Ulaşacağız, ulaşacağız zirveye, sonunda ulaşacağız. Aşağı yukarı yürüyerek mezarlıkların içinden 15 dakika falan sürüyor. Teleferiğin oradan. Sonunda vardık ama zirveye. Şöyle bir terasa geçelim. Muhteşem bir kalabalık var. Muazzam. Burada teras var. Çok güzel.
Tam aşağısı teleferik girişi. Burada iniş. Evet. İstanbul ayaklarımızın altında karşılıyor. Burası tam aşağısı. Güneş yansıyor. Gerçi de Eyüp Sultan Camisi. Buradan geliyoruz. Haliç'in üstüne doğru. Diğer taraf. Arzacıklar. Karşısı kafe. Kafeye doğru geçelim. Kafenin içindeyiz. Çok bir şey değil orada, 15 kadar daha. Mühim birinin bugün kim olduğunu öğrenemedim ama cenazesi varmış. O yüzden böyle kalabalık. Herkes Pierre gelmişken Eyüp Sultan'a Pierre Loti'ye çıkalım demiş. Şöyle. Burada Pierre Loti. Küçük dükkanlar var. Bir tabela aradım ama Pierre Loti'nin tarihini anlatacak göremedim. Buradan aşağıya. Nereye? Pierre Loti Tepesi. Değil mi? Teras kafe. Geçelim bakalım teras kafeye. Ufak ufak kafeler mevcut. Böyle. Tekrar diğer tarafa geçelim. Maalesef önemli bir cenazenin olduğu güne denk geldik. Çok kalabalık o yüzdenmiş. Ama kim olduğunu hala öğrenemedim. Buradan karşı taraftan baktığımız zaman ne girişe çıkışa izin veriyorlar. Hiçbir şeye izin vermiyorlar. Her tarafı kapatıyorlar. Cenazede bile burada kafe var. Teraslar var yukarıda. Tekrar şu terasın oraya doğru gidelim. Evet.
kendiminki. Zaten abimin de kendi parası var ya kendi. Ben de çıkamam. Gerçekten. Bir an, aynen. Aynen, gel sen. Kalabalıktan dolayı maalesef istediğin gibi bir video olmadı. Şimdi buradan dümdüz tekrar aynı şekilde aşağı ineceğiz. Cenazeye denk geldik bugün. Mühim birinin cenazesine. Artık videoyu burada kapatalım. Seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Beğenip ufak da bir yorumda bulunursanız çok sevinirim. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. İstediği çocuk ne yapalım? 17.40 Bir saat mi? Tam videoyu kapatmıştım ama teleferiye binmek uzun bir bekleyişten sonra kısmet oldu. Videoyu burada kapatayım bari. Kuyruk hala devam ediyor. Herkes seyrettiğiniz için herkese çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu ikinci kapanış.